Yeni videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kümesimizin son durumunu çekeceğim. Şu şekilde grup tavuğumuz Azat'ı göstereyim. İki tane civcivi güzel bir şekilde büyüdü arkadaşlar. Burada yem yediriyor civcivlerine. Ben geldim diye civcivleri kaçtı. Bakın maşallah var tavuğumuzun. Burada da arkadaşlar siyah tavuğumuz var yine. Çok güzel bir anne. Yaklaşınca bize vuruyor arkadaşlar maalesef. Bugün yaklaştım, bakın elimin şurasını vurdu, kagaladı. Kanattı. Bu da çok güzel bir anne ama civcivlerini öyle kolay kolay yaklaştırmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi maşallah var. Şey kızım. Saldırı moduna geçiyor. Vuracak bize. Bakayım mı bir tane civcivine? Bakayım mı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar civcivlerine yaklaştırmıyor. Gerçekten çok iyi bir tavuk. Ve diğer tavuklarla da geçinemiyor arkadaşlar. Civcivler yüzünden. Bak mesela bir tane civcivini almaya kalkayım. Bakın gördüğünüz gibi. Tamam, daha fazla rahatsız etmeyelim hayvanımızı. Bu şekilde gösterelim arkadaşlar. Büyük civcivlerimizi gerçekten. Büyüdüler. Çok güzel oldular. Maşallahları var bu minçlerin. Gördüğünüz gibi. Burada da arkadaşlar ezel tayfa var. Beyaz tavuk da burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ezel oğlum. Nasılsın oğlum? Arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Akmaya gitti. Ezel artık eskisi gibi ötmüyor. Eskiden durmadan öterdi. Şimdi ara sıra ötüyor. Bakalım videoda ötecek mi? Ezel nasılsın oğlum? Bence Akmayı o da özlüyor arkadaşlar. Biz de özlüyoruz. Şeyi de göstereyim. Maşallah var bu hayvanımızın da. Burada beyaz tavuğumuz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ferikleri kovalıyor. O da işi gücü ferikleri kovalamak. Ferikleri şuradan çekin. Bunlar da büyüdü. Osman tayfanın maşallah var arkadaşlar. Osman da baya boyu uzun oldu. Şöyle göstereyim onları. Videonun diğer ilerleyen kısımlarında yine gösteririm. Bakın horuzu çağırdı. Hemen horuzun yanına gidiyor. Şimdi keyif ediyorlar arkadaşlar. Keyiflerini bozmayalım hayvanların. Şu şekilde gösterelim. Evet arkadaşlar, kurtlar dışında 5 tane civcivimiz çıkım almıştım. Hemen onları da size göstereyim, daha günlükler. Bu şekilde bakın arkadaşlar. Şunun tipine bakar mısınız? Şunun tipine bakın. Gerçekten çok güzel bir civciv arkadaşlar. Arap. Ay düştü. Şu da ay yakalayamadım. Aynı şekilde Arap. Bunlar da Hint civcivi arkadaşlar. Bakın burada da diğer tavuğumuz var. Tavuktur belki, Allah söyletti. Bu da bir civciv. Maşallah var. Bunun adını Nazlıcan koyduk arkadaşlar. Bu yumurtanın kabuğundan çıkamadı. Biz çıkarttık arkadaşlar. Onun da videosunu videonun sonuna eklerim. Şu şekilde gösterelim. 5 tane civcivimiz var. Böyle makineden çıktı arkadaşlar bunlar. Bizim grupların altından değil. Şu şekilde göstereyim. Evet arkadaşlar, bir şey daha söylemeyi unuttum. Videoda hemen onu da değinelim. Bahırımız arkadaşlar biliyorsunuz öbür kümeste gruptu. Bugün 21. gün 7 yumurtadan ikisi çıkmış. Diğer yumurtalarda çatlak. Büyük ihtimal onlar da çıkar arkadaşlar. İnşallah. Onun yerini değiştirdik. Böyle bir kümesimiz var. Burayı ben civciv büyütme kümesi diyorum. Buraya onu aldık. Azat'ı da bu tavuğumuzun yerine koyacağım. Çünkü artık Azat'ın civcivleri neredeyse bir aylık oldu. Büyüdüler. Şimdi bak, bakın civcivini görüyorsunuz. Bunun civcivleri yeni çıktı. Bakın bir civciv de burada var maşallah. Güzel kızıma. Ama arkadaşlar bu tavuğumuz da çok agresif. Yanına yaklaştırmıyor. Bir de şöyle bir sıkıntımız oluyor bazen. Gruplar birbirlerine saldırıyor. Civcivlerini korumak için annelik içgüdüsüyle. Dur bakayım. Bakış başka çıkan var mı diye bakacağım. Ama arkadaşlar korkarak bakıyorum biraz. Bakın altındaki yumurtalara. Şu yumurtayı da altına alsana kızım. Hayır, hayır, hayır. Agresiflik yok. Tamam, bu yumurtayı da altına al. Tamam. Fazla rahatsız etmeyelim arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz güzel civcivimizi. Bu kümesimiz de böyleydi. Azat'ın yerini değiştirdik. Buraya Bahar'ı koyduk arkadaşlar. Civcivleriyle beraber umarım iyi bir çıkım alırız. Altında hala çatlak olan yumurtaları var. İki tane civcivi çıkmış. Bugün tam 21. gün. 20 Temmuz bugün arkadaşlar. Ayın sonunda koymuştuk bu tavuğumuzu, gruka yatırmıştık. Hemen buradan çıkalım, kapıyı da kapatalım. Aralıklı bırakıyorum arkadaşlar. Hava alması için. Evet, burada da siyah tavuğumuz yine civcivlerini gezdiriyor. Siyah tavuğun civcivleri gerçekten çok güzel büyüdü arkadaşlar. Bakın
Baya kanatları falan belli oldu. Burada da bir tane Arap var. Bu Arap da büyük ihtimalle horoz. Tavuğumuz rahatsız oluyor ama civcivlerimizi almamızdan sevdirmiyor arkadaşlar bize civcivleri. Çok tatlı ama. Değil mi güzel kızım? Değil mi? Küçük kız. Oy. Arkadaşlar bu tavuklar biraz agresif oluyor dediğim gibi. Fazla yaklaşmanızı önermem. Şekilde uzaktan gösterelim. Şimdi arkadaşlar Eyşan'ın yanına geçeceğiz. Bakın burada bu arada beyaz tavuğumuz var. Eyşan da biliyorsunuz Gurk'tu arkadaşlar. Ama bütün tavuklarımız Gurk'a yattığı için bu tavuk ne yapıyor? Büyük ihtimalle yumurtaya girmiştir. Bütün tavuklarımız Gurk'a yattığı için Eyşan'a sadece 2 tane yumurta kaldı maalesef. Yani 5 tavuk vardı. 5'i de Gurk'tu o zaman. Beyazı vazgeçirebildik. Yatırmadık. Eyşan'ı yatırmak zorunda kaldık. Bakalım yumurtaları duruyor. Güzel kızım. Bakarken arkadaşlar bakın hemen yumurtanı düzeltiyor. Bakalım o yumurtlamış mı? Hayır. Arkadaşlar bu hayvanları alırken kafasından tutuyorum. Çünkü dönüp vuruyorlar elleriyle. Elime vuruyorlar. Bu Hintlerde çok sık rastlanıyor. Hint tavukları agresiftir dediğim gibi. Mesela ezen insana vurmaz ama bizim Hint tavuğumuz vuruyor. Bakın bunlar geldi. 4 aylık kaldı arkadaşlar. Bunlar da maşallahları var. İnsana geliyorlar, ele geliyorlar. Biliyorsunuz bunları ben evde büyüttüm. Bakın hatta üstüme zıpladı. Bunları ben evde büyüttüm arkadaşlar. Biliyorsunuzdur zaten. Şu şekilde gösterelim. Bunlar farklı kan. Bir tek Uğur bizim. Eski horozumuz Kenan'ın. Bir de eski tavuğumuz, bir tane ballı bir tavuğumuz vardı. Onun yavrusu arkadaşlar. O da gerçi ezelle farklı kan alıyor. Bakın. Şu şekilde sırtıma atladı. Umarım kamerada gözüküyoruzdur. Uğur bir tek yabani, o yüzden Eyşan'ın altında büyüdü. Diğerlerini ben evde kendim büyüttüm. Sırtımdan inmiyorlar tabiri caizse. Bakın maşallahları var. Sularını da değiştirelim. Suları pislenmiş. Ezel Paşa da öbür tarafta. Bu şekilde gösterelim boyun posunu. Ezel oğlum. Nasılsın oğlum? Gördüğünüz gibi Akbey'in eski tavukları. Bu arada Gurk tavuğumuz arkadaşlar. Dediğim gibi siyah tavuk, çok agresif bir tavuk. Ve kanı çok iyi bir tavuk. O yüzden her önüne gelene saldırıyor. Büyük bir saldırı isteği var. Feriklere de durmadan saldırıyor. İşte Beyaz'ı mesela kaçırdı. Beyaz'a saldırıyor. Eyşan'la boyun boyuna girmişlerdi. Öyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çıt çıt. Yemin orada hiç. Mesela bununla da çok boyun boyuna giriyorlar. Bahar'la da. Bahar'ımız da çok müthiş bir tavuk. Brezilya tavuk arkadaşlar biliyorsunuz. Yabancı kan. Bakalım. Civcivler kümesi bodruma girmesinler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da civcivlerini burada gezdiriyor. Ezel tayfa da orada. Kış 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 kış. Çıkın oradan hadi çıkın. Çıkın bakalım. Bu şekilde arkadaşlar kümesleri değiştirdik arkadaşlar. O yüzden buralar biraz dağınık. İşte yemlikler, suluklar hepsi bir yerde. Akşam onların hepsini halledeceğim ben. Kümesleri güzelce bir temizlememiz lazım önce. Çünkü Bahar'ı başka bir kümes, pardon Azat'ı başka kümesi aldık. Doğru, Bahar'ı da diğer kümesi aldık. Azat'ın kümesini aldık. O yüzden kümeslerin bakımdan geçmesi şart arkadaşlar. Şöyle göstereyim kümesimize de. Evet. Son tayfa burada görüyorsunuz. Maşallahları var. Uğur kızım nasılsın? Şu Uğur arkadaşlar. Şu en öndeki. Hı, gel. Ne oldu? Tavukları bu yüzden çok seviyorum arkadaşlar. Çok cana yakınlar. Hemen geliyorlar gidiyorlar. Bir tek Uğur'umuzu alıştıramadık. O da Eyşan'la beraber büyüdüğü için. Vurmayın. Arkadan vuruyorlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gagalıyorlar. O da Eyşan'la büyüdüğü için Gurk'tan çıkma. Gurk'tan büyüme olduğu için. Vurmayın. Beni kucağına al diyor arkadaşlar. Geldi bakın atladı kendi. O yüzden öbürü de atladı. Şeyde. Nasılsınız? Bakın arkadaşlar. Tavuklarımız. Güzel tavuklar. Nasılsınız bakalım?
Seni de öpeyim. Ne yapıyorsunuz? Kavga yok, kavga yok. Arkadaşlar bu arada bunlar da yavaştan bir hani boyun boyuna girmeye başlıyorlar. Bayağıdır kıskanıyorlar birbirini. Bakın elime de vuruyor. Yapma, hayır. Bakın görüyorsunuz. Sinirli hayvanlar arkadaşlar. Bakın Osman da orada bir dalaşıyorlar birbirlerine. Normaldir arkadaşlar. Hintlerde agresif hayvanlar kanlarından dolayı civcivken bile bir real satmıştım. Civcivler bile orada birbirleriyle dalaşıyorlar. Hintlerin kanları itibariyle. Ballı tavuğumuzu çok severim ya. Yanımızdan ayrılmıyor. Maşallah. Tamam. Tamam güzel kızım. Hadi. Hadi git arkadaşlarına git. Hadi. Hadi koş. Koş. Git. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ezel de burada. Bu arkadaşlar karga serçe çok oluyor. Burada karşı tarlayı ektiler. Kavga yok. Onları Ezel bayağı bir kovalıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi maşallah var. Civcivler için onlar çok büyük bir tehlike. Özellikle kargalar arkadaşlar. Serçe bir şey yapamazlar. Kargalar bakın. O da orada kum banyası yapıyor. Yani küçük günlük civcivlerimiz için büyük bir tehlike. Bunu da söylemiş olayım. Gerçi 5 tane civcivimizin aynen annesi yok. Diğerlerinin annesi var. Onları da artık biz en iyi şekilde büyüteceğiz. Ya da şöyle yapmayı düşünüyorum. Baharın zaten civcivleri yeni çıkıyor. Baharın altına koyarız. İnşallah anlamaz. Onları da öyle yaparız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Grup tavuklar yine birbirlerine girdi. Atalım öbür tarafa arkadaşlar. Bunlar bana da saldırıyor. Hayır. Şu tavuğu buraya atalım. Tamamdır. O tavuğu buradan çıkartacağız arkadaşlar. Bu tavuklar arkadaşlar cidden beni çok yoruyor. Horozdan beterler. Biliyorsunuz akmeyi vermiştik, sahiplendirmiştik dövüştüğü için. Artık bu tavuklarla başımız belada. Hint tavukları, Eyşan, Bahar, şu siyah durmadan dövüşüyor arkadaş. Durmadan bir boyun boyuna giriyorlar. Ya işin kötü yanı siyah insana da vuruyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakalım bir şeyin var mı? Kızgın kız. Çok saldırgan bir tavuk. Ama onu bu haliyle seviyorum arkadaşlar. Maşallah var. Saldırmak yok tamam mı? Şöyle gösterelim. Arap tavuğun kanı çok farklı, çok değişik, çok güzel bir kanı var. Gözlerini de görüyorsunuz zaten. Kan kırmızısı çok müthiş bir gözleri var arkadaşlar. Şurayı kapatalım. O da büyük ihtimalle civcivlerine yem yedirmeye girdi. O ara zaten kıyamet koptu arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar burada çok fazla rüzgar var. O yüzden sesim iyi gelmeyebilir. Kusura bakmayın. Yanımda mikrofonum yok. Bahçeye geldim. Şöyle itelim de kurt tavuğumuzu rahatsız etmesin. Ezel kızarım sana. Kurt tavuk orada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da feriklerimiz var. Bunlarla da son noktayı koyalım. Bugünlük bizden bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize bakın. Şekilde Osman'ı da göstermiş olayım sizlere.